Bu sorumuzda bir bant sistemi. Bant sisteminin üzerinden 3 adet parça, 3 farklı tipte öyle söyleyelim parçamız gidiyor. Bunlardan bir tanesi 3 metrelik, diğeri 4 metrelik, diğeri 5 metrelik bir tahta parçası. Bunlar karışık olarak buradaki bir yükleme noktasında bir magazinde duruyorlar. Tamam mı? Bu magazinde aşağı seviyesinde banttan düşen bir yerde silindir, bu bantın üstüne düşüyor. Yandan vuruyor, bantın üstüne düşüyor. Banttan ilerliyor bu parça. İlk gören sensör, espir sensörü. Espir sensörü, malzemenin boyunu ölçmek için kullandığımız bir sensör. Benim bantım 5 metre bölü saniyelik bir hızla hareket ediyor. Yani saniyede, düzeltiyorum, 0.5 metre, yani 50 santimlik. Saniyede yarım metrelik hızla hareket eden bir bantım. Ve ben bu bantın hızının sabit olduğunu ve saniyede ne kadar hareket ettiğini biliyorsam, bu sensörün ne kadar aktif kalacağı, ne kadar parçayı göreceği boyla orantılıdır. Öyle değil mi? Bu bana boyu söylüyor. Bu parçanın 3 metre, 4 metre veya 5 metre. Bunu söylemiş olduğum boya göre, eğer kısa boysa parça buradaki eski sensörünü gördüğünü duruyor. Parça orta boysa 4 metre ise burada S3 sensörünü gördüğünde duruyor, bant. Burada S4 sensörünü gördüğünde bant duruyor eğer büyük boysa. Ve daha sonra durduğu zaman, örneğin burada durduysa, S2'de durduysa, bu silindirin S3'de durduysa, bu silindirin S4'de durduysa da en sonki silindirin parçayı işte buradaki yükleme noktalarına atıyor. Yani ne yapıyorum? Karışık olan parçaları ben aslında burada boylarına göre ayırıyorum. Sistem bunun üstüne kurulu. Tamam mı? Bunu farklı yöntemlerle, daha pratik, daha farklı ürünlerle çözebilirsin. Tamam mı? Ama burada önemli olan bizim piyasada bu şekilde akıl oyunları veya akıl veya mantığımızı yürüterek bir şeyleri çözebilmemiz. Anlatabiliyor muyum? Yani bana böyle bir proje gelsin gerçekten, ben bunu bu şekilde çözmem. Farklı ürünlerle çözerim. Anlaşıldı mı? Yani enkoderle bir tane servo motor koyarsın veya enkoder koyarsın, işte onun bilgisini alırsın ama siz ne piyasanın hızlı sayıcıyı biliyorsunuz veya ne de servo sistemleri biliyorsunuz. Ha, bildiğimiz komutlarla bunu nasıl yapabiliriz? Şu an üzerinde durduğumuz şey bu. Buradaki S1 sensörü parçaya gördüğü anda bir zaman öylesini devreye sokmam lazım. Öyle değil mi? Niye? Eğer bantın hareketi sabitse, yani saniyede yarım metre şeklinde gidiyorsa, bu parça 3 metrelik bir parçam benim 6 saniyede, 4 metrelik bir parçam 8 saniyede, 5 metrelik bir parça 10 saniyede sensör altından gelecektir. İnticilerde daha hızlı olmaz mı? Geleceğiz ona. Tamam mı? Şu an neyi buldum? Ben bir zamana bağlı olarak boy oranını buldum. Şimdi başlat bulduğu butonlarına girmeden önce onlar başlattığı işlemlerini yaptırmak veya küçük işlemleri yaptırmak bir program üzerinde kolay. Önce şu seçim işini bir yaptıralım. Tamam mı? S1 parçayı gördüyse, S1 parçayı gördüyse bir tane zaman verimi çalıştırsın. T37 ton zaman ver bu. Parçayı çalıştırmaya başladım. Parçayı gördüğümüzde benim ilk kabulüm parça kısa. Tamam mı? Benim parçayı gördüğümde, butonun sensörü parçayı gördüğünde benim ilk kabulüm parça kısa. Zaman uzadıkça parçayı ne yapıyorum ben? Büyük olarak kabul ediyorum. O zaman S1 sensörüm devamlı set basmasın diye P-Montage birlikte kullanıyorum. Geldi setleri neyi? Merkel 1.0 kullanıyorum. Bu ne? Parça en küçük olduğunu bana bildiren yardım bir ayı. Bu diyor ki parça en küçük kabulüyle başlıyorum önce işe. Tamam mı? Daha sonra T37'nin karşılaştırma mantığını koyuyorum. T37'yi büyükse diyorum. İntijer. 6 saniyenin çarpımı kaçtır? 60, 80 ve 100'dür. Eğer diyorum T37 3 metreden büyükse, yani 60'tan büyükse
60'tan büyükse şeyi setleniyorum. Merkez 1.1'i setleniyorum. Bu bana neyi belirtiyor? Ara boyu belirtiyor. Tamam mı? Ama az önce küçük boyu da setlemiştim ben. Öyle değil mi? O zaman diyorum ki ben, pardon, şunu düzeltiyorum. Bir küçük boyuda resetle. Resetleriyle merkez 1.0. Şimdi ne oldu? Parçayı ben zamanı 60'tan büyük olduğunu kabul ettiğim anda parça ikinci boya geçti. Öyle değil mi? Ve bir önceki kabul ettiğim boyu resetledim. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Parça uzun. Sürmeye devam ediyor parçayı. Geldi. T37 dedim. Büyük integer. Ne var? Bir sonraki boy 60'la karşılaştırdım. 80'le karşılaştırdım. Yani parça 80'den büyükse. Bakın. İlk başta boyu neydi? 3'tü. Bunu neyle kabul etti? Merkel 1.0'la kabul etti. Sonra 60'ın üstüne çıktı. Zaman. 60'ın üstüne çıkması demek 4 metrelik boya geçmesi demek bunun. Bunu da ben neyle kabul ettim? Merkel 1.1'le kabul ettim. Şimdi diyorum ki 8'in üstüne çıktıysa, yani 4 metrenin üstüne çıktıysa, öyle değil mi? 8'in üstüne çıktıysa setle merkez 1.2'yi, ama bir önceki seçim yaptığım boyuna ne yapayım? Resetteki merkez 1.1. Şu anda ben ne yaptım şu seçimle? Artık merkez 1.2'yi setlemek diyorum ki artık bu 80'in üstüne, yani 10'un şey. Boy. Yani 5 metrelik boy diyor. Bunu böyle setledik mi? Evet. Setledik. Şu anda boy seçimini yapıyor muyum? Yapıyorum. Bir tane kalıcı butonla buna ne diyelim? Başla butonu diyelim. Başla butonuyla ben bank motorumu çalıştırayım. Bank motorumu setleyeyim. Bank motorumu nereye? Q0.0. Az önce boyu hallettim, şimdi tekrar başa döndüm, motoru sürmeyle başlıyorum. Yani az önce çiftlerle nelerle başlamıştım, önce sıkıntılı yeri hallettim. Çiftler benim için sıkıntılıydı. Ben burada boyları seçtim mi? Seçtim. Şimdi dikkat ederseniz ben size başta demiştim. Bir projeyi çözerken veya bir problemi çözerken parça parça çözün. Çünkü onların her biri bir parçadır, sonra toplanır, bütün oluşturur. Şu kısım benim neyi buluyor problemdeki? Boyu buluyor. Uzunlukları buluyor. Şimdi butona bastım. Başa döndüm problemi. Motoru çalıştırmaya başlıyorum. Başlaya bastım. Motor çalışsın. Tamam mı? Setlesin. Ama sadece başlaya basmam yetmesin setlemek için. S1 sensörünün de burada parça olması lazım. Öyle değil mi? Motorun çalışabilmesi için buraya parçanın itilmesi lazım. Öyle değil mi? Şu yaparca itilsin. Yani S1'de kapanmış olsun ki bantta parça itilmiş olsun. Bunu anlayayım. Yani sadece başlığa bastım ama bantta şey yoksa, malzeme yoksa dönmeye başlar. Malzeme olmayan bir bantın dönmesi benim işime gelmez. Anlaşıldı mı? O zaman başlığa basmışım. Bantta da parça itilmiş. Yani parça varmış. Birazdan onu nasıl itildiğini de göreceğiz. Ve Q0.0'ı setlemeye başlamışız. Setlemeye başladığında parçayla normal gidi geçti mi? Geçti. Geçerken S1 boya göre merkez 1.0, 1.1 veya 1.2 setledi mi? Setledi. Parça o zaman şimdi S1'i geçti. Tamam mı? Başta dedim S1'de parça var. Başlığa bastım, çalıştı. Harekete geçti. Şunu koyalım buraya daha şey gelecek. S1 önce dedi ki bu küçük parça dedi. Ondan sonra baktı zaman uzanıyor, bu ara parça dedi. Ondan sonra zaman daha da uzayınca ya dedim uzun parça dedi. Şimdi şu adamayı yaptım bana S1 yaptı. Ne yapman lazım? Bu boya göre gelip ya burada ya burada ya burada durması lazım onun. Öyle değil mi? Yani o boya göre burada 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 motoru ben durduracağım. Bak motoru durduracağım. Yapılacak olan o. Bakalım şimdi. Parça küçükse, merkez 1.0'sa, parça ara boyuysa, merkez 1.1 ise, parça
uzunsa, yani merkez 1.2 ise, tamam mı? Parça espri geçtikten sonra şu üçünden bir tanesi setli, öyle değil mi? Evet. Diğerleri setli değil. Ya bu setli, ya bu setli veya bu setli. Parça uzunsa en uzunu. Şu aşağıdaki setli. Şimdi şuraya ne diyelim? Kısa boy. Kısa, orta, uzun. Kısa boy seçilirse bu kapalı. Öyle değil mi? Bu kapalı. Nereye geldiğinde dursun bu? Sekiz. Nereye geldiğinde dursun? Eskiye çarptığında eski boyu kapasın da resetlesin mi bant motorunu? Q neydi? 0.0. Yani boy kısaysa, buna kapanmışsa ve o ara eskiye çarpmışsa, tamam mı? Resetlesin. Boy ara boysa, yani buna kapalıysa, S3'e çarpmışsa bu resetlesin. Boy uzunsa, şuraya yamuk yazdım. S3 boy uzunsa, yani merkez 1.2 kapalıysa, S4'e çarpmışsa yine neyi durdursun? Bant motorunu durdursun. Şimdi uzun boy seçtik. Parça uzun, öyle söyleyeyim. Geçen ben diğer sensörleri gördük, öyle değil mi? Bakalım durumda ne olacak? O zaman parçamız bizim 5 metrelik parça. Tamam mı? 5 metrelik parçası merkezlerden hangi setli? 1.2 setli. Şuraya kapalı mı? Parça geçer mühendis 2'yi gördü, burayı kapadı mı? Ama burası açık. Parça geçer mühendis 3'ü gördü, burayı kapadı mı? Ama burası açık. Resetleme yapmadı. Resetlemeyi nerede yaptı? İlgili sınır hatlarına geldiğinde ilgili boy. Setlenmişse durdurmayı öyle yaptı. Durdurma işlemini yaptık mı burada? Evet. Yaptık. Şimdi neye geldi? Parçaya gitmeye geldi. Öyle değil mi? Parçayı banttan aşağı düşüreceğiz. Yani S2'de durmuşsa boy 1, S3'de durmuşsa boy 2, S4'de durmuşsa boy 2 silindir. Parçayı yanına gidecek. Şimdi onu yapalım. Yine başlıyorum. Kısa boysa, merkez 1.0 ise, orta boysa, merkez 1.1 ise veya uzun boysa, merkez 1.2 ise, öyle değil mi? Ve bu buysa ve S2'ye gelmişse, sadece olması da gerek yok, S2'ye gelmiş olması lazım parçanın. Orta boysa ve S3'e gelmişse, uzun boysa ve S4'e gelmişse parçayı iç. Bu ne? Boy 1, boy 2, boy 3. Parçayı ittirdin mi? İttirdim. Burada güvenlik için bir şey daha sorguladı. Sorgulayalım. Diyelim ki ya bu itme işlemini yaparken bant durmuş olsun. Ha bant duruyor mu? Bakın. Şurada ben resetledim mi bantı? Ya bant duruyor mu? Dedim ki güvenlik iş yapalım. Ya Q0.0 çalışmıyorsa yine de sorgulatalım. Ne olur? Çok ciddi bir sıkıntı yok. Yani şu anda bu bilgisayar ortamında bir yazılım olduğu için, yani bilgisayar ortamında çalışan, yani resetlediysek burada, yani şu saati sağlayıp bunu resetliyorsa, şu aynı şart burada gelecek diyorsa zaten resetlenmiştir. Ama şunu güvenlik için ne yapabiliriz? Bunları koyabiliriz. Demek istediğim anlatabiliyor muyum? Bakın, şu şart, şu üç şart da şuradaki şart. Öyle değil mi? Şuraya koymuş olduk. Üç şart aslında buradaki şart. Ya hocam burada resetletiyorsa durmuştur. Ama şunu da bir güvenlik olması açısından, ekstra güvenlik olması açısından koyabiliriz. Koymayabiliriz de. Şimdi parça itti mi? İtti. Ne oldu? Geldi. Parçayı itti. İtince S2'den kurtuldu mu? Kurtuldu. S3'den kurtuldu mu?
kurtuldu. Veya S4'ten kurtuldu mu? Kurtuldu. Burada şöyle bir şey koyabiliriz. Şöyle bir şart koyabiliriz. Ya parçayı vurdu. Tamam mı? Parçayı vurdu ama işte parçanın kafası kurtulmuş olabilir sensörden. Aşağı kalan tarafı daha kurtulmamış olabilir bantta. Anlatabiliyor muyum? Yani bu vurduktan sonra sinirin bir müddet daha beklemesini isteyebiliriz. Anlaşıldı mı dedi? Yani nedir bu? Parça geldi mi? Şu andaki şey bu. Tık vurdu geri geldi. Tık vurdu geri geldi. Sensör gördüğü tamam düştü kabul ediyorsun. Sensör gördüğü tamam düştü kabul ediyoruz ama yani silindir vurdurduğun zaman diyebilir ki ya silindir bir miktar daha kalsın. Anlaşıldı mı? Silindir hani vursun bir iki saniye daha orada beklesin ki şey olsun tam düşmüş olsun yarısı askıda falan kalmasın. O zaman diyelim ki bunu bir tane T38 gibi bir zaman öncesiyle devreden çıkaralım. T38. Devreden çıkarttığı işlemi T38 yapsın. Peki T38 ne zaman girsin devreye? Boy 1 iken de girsin. Yani şunlar olduğunda boy 2 iken de girsin. Boy 3 iken de girsin. Bunlardan herhangi bir çalıştığında T38 devreye girsin. Burada şöyle bir durum söz konusu olacak. Şimdi tamam o zaman öyle sayı 3 saniye saydırdım ben buna. Tamam mı? 30'u saydırdım. 3 saniye sonunda ne yaptı? İşte yukarıdaki komutanı açtı. Ama burada şöyle bir şey var. Vurduğu anda sensörden kurtuldu mu parça? Öyle değil mi? Vurduğu anda parça sensörden kurtuldu mu? Vurduğu anda parça sensörden kurtuldu mu? Durur. Aşağıdan büyüyor. Bunlara aşağıda buna çalıştırdığı boy 1'den buna çalıştırdı. Boy 2'den buna da çalıştırdı. Boy 3'den 1'i yapacağız. Niye? Tekrarlıyorum. Vurdu parçayı, parça sensörden tutulduğu anda kendisini durdurur. Ben ne diyorum? Orada bir müddet daha beklesin diyorum şey, vurmuş olup. Ha ne oldu? Zaten buraya geldiğinde T38 şuradaki kontaklarını açacak. Devre dışı kalacaklar, büyüleme yaralarından ne olacak? Devre dışı kalacaklar. Tamam mı? Parçayı yitirdik. Başka ne var? Şunu devreye alalım mı? Şeyden düşürene, adını sizi getirin. Mantayı düşüren parçayı şeyi alalım devreye. Eski. He? Şu. Bantı düşüren ilk silindirim var ya, bantı düşüren ilk silindirin çalışabilmesi için şartlarını sıralayalım. Bakın, bantı düşüren şu silindir için şartlarını sıralayalım. Bantı düşüren silindirin çalışabilmesi için öncelikle S1'de parçanın olmaması lazım. Öyle değil mi? Üst üste binecek. Bu birinci şart. S1'den kurtulması lazım yani. Kurtulmuş olması lazım. Başka bir şartım ne? Boş silindirlerin çalışması da gerekiyor. Boş silindirlerin çalışmaması şartı olup boş silindirlerin üçünün ortak çalışma zamanı nedir? Mantı durma anı öyle değil mi? Yani bunları tek tek şart koymaktansa silindirlere, silindirlere çalışıp çalışmadığı üçünü de tek tek sorgulatmaksa bantı sorguladı. Eğer Q'nun 0.0 duruyorsa öyle değil mi? Çünkü bantı nerede durdu en son? Kim resetledi bantı? Şu. Malzemenin bantın duruyorsa, alan boşsa, atacağı alan boşsa, bant duruyorsa at kardeşim. Attı. Atar atmaz harekete geçirir mi? Bilmiyorum. Atar atmaz harekete geçirip geçirmeyeceğini ha. Geçirir mi geçirmez mi onu bilmiyorum. Bakalım bir daha. Başta varsa. Bakın şimdi başta varsa. Öyle değil mi? Attı, espri gördü mü? Evet. Gördüm.
Espri gördüğü zaman mantı harekete geçer mi? Geçer. Geçer. Geçince burayı açar mı? Açar. Açar. Burada bekletme istiyorsanız yine zaman böyle bir sistem koyabilirsiniz. Ama buna ne diyelim? Buna ne diyelim? Mantı atan silindir. Bakıyorum tekrar son şartlarıma. Bir sıkıntı var mı yok ileride? Espri burada aşırı mı kullanacağız, kapısı mı kullanacağız? Ne? Kapısını kullanacağız. Yanlışı buldum. Niye? Espri'de parça varsa açacak mı? Açacak. Açınca çalıştırmayacak. Çalıştırmayacak. İstemiyorum zaten. Eskide parça yoksa? Eskide parça yoksa? Eski eserde parça. Kapalı mı? Evet. Kapalı. Banta yerine. Banta duruyorsa tamam, çalıştırsın. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var, buna bakalım. Yani daha parça ileri doğru gelirken arkadan parçayı sürer mi? Anladınız mı dediğimi? Evet. Yani parça hocam esmirden biri kurtuldu, tamam. Ama giderken parça yatardı, atmaz çünkü giderken zaten şurada açıktı. Evet. Yani parça yerden parçayı süremez. Açıldı. Anlatabiliyor musun? Orası açılıyor açık, o çalışmayacaktı. Bakalım başka bir sıkıntımız ne? Bantın durduğu an hangisi? Şimdi espri şartını sağladık. Bantın durduğu anda bu kapanacak mı? Kapanacak. Bantın durduğu anda peki bunun sürmesinin bana bir sıkıntısı var mı? Bant nerede duruyor? Sıra anahtarlarında çarptığı zaman duruyor. Bant ne zaman başlıyor? Şimdi bakalım. Şimdi o ara parçayı attı mı bakın? Gitti, durdu mu? Bak şimdi. Bu parça hareket etti, geldi mi buraya? Durur durmaz, durur durmaz. Bu pistonun veya bu pistonun veya bu pistonun parçaya atmasıyla dışarı, bu pistonun parçaya atması aynı zamana denk gelir mi? Herkes burayı iyi seyretsin. Bak buraya. Geldi, buraya geldi mi? Geri gelen boy bu mu? Orta boy mu? Bunu silindir dışarı atıyor mu? Evet. Durdu mu? Bunu dışarı atarken aynı anda buradaki silindir şey yapıyor mu? Adını sen getir. Bantan. Buraya atıyor yani. Banttan atan silindir ve bantta sokan silindir aynı anda çalışıyor. Anladın mı herkes burayı? Aynen. Geldi durdu. Durdu. Durdu an atıyor. Tamam mı? Bu da durdu an banta sokuyor. Şimdi orayı bir şuraya bir dikkat edin. Bantın başlaması ne zaman? Banta parça girer girmez. Anlaşıldı mı? Banta parça girer girmez. Ne oldu? Ben bu silindiri attıktan sonra kaç saniye bekletmiştim? 2 saniye, 3 saniye bekletmiştim. Ama silindir orada beklerken bant hareket etti. Niye hareket ettiğini herkes anladı mı? Parçayı attı mı? Banttan. Bu parçayı atar atmaz. Banttan parçayı atar atmaz. Bant durduğu için. Durdu, attı. Durduğu anda bant buradaki şeyi sürdü mü? Parçayı sürdü mü? Orada parçayı gümrük görmez bant setledi mi? Setledi. Yani itti silindir, silindir orada denkliyor ama harekete geldi. Şimdi bu bize sıkıntı yapar mı yapmaz mı? Ona bakmamız lazım. Anlaşıldı mı demek istediğin? Yani hocam, şey silindir içeri gelmeden, bantlardan silindir içeri gelmeden bant yeniden harekete başlamasın der misiniz? Veya proje bunu der mi? Ha. O zaman da şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Az önce senin dediğin 3 silindir birden sorgulatma var ya. Başlama şartı olarak şu araya her 3 silindirinde boy 1'in boy 2'nin boy 3'ün çalışmıyor olma şartını getirebiliriz ekstradan. Anlaşıldı mı? Tabii. Yani daha silindir dışarıda zamanla içeri girecek, tamam mı? Silindir içeri girmeden bant oynamasın derseniz
O silindirleri kapalılarını koyarsın, bu açıktır, bu açıktır veya bu açıktır. Yani içinden herhangi bir açık olduğu için ne yapmayacaktır? Silindiri başlı butonun olmasına rağmen veya başka giriş olmasına rağmen parça espri görmesine, espri sensörü parçayı görmesine rağmen o sensörün içeri girmesine bekleyecektir. Bir bakın bakayım şimdi. Bu soruya daha çok güzel verilebilir. Sorun değil. Ama temel mantığı bu. Hocam. Merkez bir noktayı hocam resetlemek gerekiyor mu? Tamam, merkez bir resetlemek mi? Hocam yani bir nokta iki. Sadece bir resetlemek mi? Merkez 1.2 orada set mi hocam? Set mi hocam? Merkez 1.2 şey yapmadım. Ha. Tamam, güzel. Bu ölçümü ne zaman yapıyor bu? Bant hareket ederken yapıyor. Merkez 1.2 set de verir. Yok şey değil, burnundan sunuş değil onlara. Yok. Merkezler hiç... Bütün merkezleri birden düşünün. Merkezler ilişimiz nerede bitiyor? En son parçayı düşürmüş haklısıyım. Evet. Parçayı düşürmüş haklısıyım. Evet, 3. Orada 2. Orada 2. Parçayı attık, tarzları düşündükten sonra. Düzeltiyorum, normalde açık. Evet, açık açık. Ne oldu? En son silindiri attı aşağıya, bekledi. Silindir içeri girerken bütün merkezleri devre dışı bıraktı. Zaten bunlar ne işe giriyordu o ara. İçeri girerken buradaki merkezlerin açması beni çok fazla enteres etmiyor. Bakın şimdi olay ne oldu? Attı mı? 3 saniye bekledi mi? 3 saniye bekleyince neredeydi o? T38'i 3 saniye bekledi mi? Bekledi. Bekleyince T38 bunları açtı mı? Açtı. O arada T38 burayı kapadı mı? Kapadı. Kapayınca merkezleri resetledi mi? Merkezler burayı açtı mı? Açsa zaten işim bitti merkezlerle. T38'den açtırdım. Zaten o çıkış silindirleri açmış. T38 kendisini de sıfırladı. Bir sıkıntımız kalmadı. Hocam hani demiştik ya mesela şimdi parça S4'e geldi. Aşağıda silindir çalışacak. O arada hani şey diye baktı, tren silindir düşürüm diye baktık yani. Düşürüyor. Hatta şu en son çizdiğimiz bölge vardı. D1. Hocam orada da başta butonu şey Q00 basma konuları çizdiğimiz için çalışmaz mı zaten? Bas. Bir daha söyleyeyim bakayım. Yani hocam hani şimdi parça düşse bile bant çalışmayacağız çünkü... Niye ama? Nerede bantı resetliyorsun sen? Şurada. Burayı değil mi? Evet. Bu kapalı mı? Yok. Bu kapalı mı? Reset. Bu kapalı mı? Reset. Bu kapalı mı? Reset. Parçayı gördün mü? Gördüm. Reset attı mı banta? Attı. Durdurdu mu? Durdurdu. Parça düşüyor mu? Düşüyor. Eskiden kurtuldu mu parça? Veya S3'ten kurtuldu mu? Veya S4'ten kurtuldu mu parça düşerken? Kurtuldu. Kurtulduğu için reset şartı kalktı mı ortada? Kalktı. Kalktı. Ama ben parçanın düşmesinden sonra ne kadar daha beklemesini istiyorum ben? 2 saniye daha beklemesini istiyorum. Parça düştü. Yani şu reset şartı artık ortadan kalktı. Şunlar belki evvel kapalı. Üçünden biri kapalı. Örneğin şunu düşün. Bu kapalı mı? Kapalı mı? Bantı durdurdun mu? Parçayı attın mı? Atar atmaz parça buraya açıldı mı? Açtı. Reset şartı ortadan kalktı mı? Kalktı. Kalktı ama ben bir müddet daha beklemesini istiyorum. Reset ortadan kalktı ama ben buradan set basıyor muyum? Tekrar butona bastı değil mi? Buton, kalıcı buton. Kalıcı mı? Tamam. Kalıcı buton. Evet. Tekrar set diyelim. Reset kalktığı anda seti yer bu sistem. Bekletmem lazım onu. Var mı başka soru? Tamam, teşekkürler.